Burak, sence haritada bulduğumuz taş burada nerede? Bence ya kasabada, ya ormanda, ya da meydanda olabilir. Müthiş tahmin Kerem. Adeta bir nokta atışı. Bölgeyi iyice daralttım. Keşke elimizde daha teknolojik bir harita olsaydı. Taşa bize konum atlayacak halimiz yok Asya. Çıkıp kendimiz aramalıyız. Çocuklar durun. Benim bir fikrim var. Ne o? İlk taşı burada bulduğumuza göre dere de buradaysa... Bunlar bir şey karıştırıyorlar. Bir şey arıyorlar ama ne? Ne arayacaklar ki? En fazla orada karavanlarına su arıyorlardır. Bence boşuna kışkılanıyorsun. Sınıfa getirdiği o yay neydi o zaman? Değil mi ya? Ne güzel yaydı öyle. Çok havalıydı. Bakacağım. Seni havaya atarım tutmama. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Adamlar bir şeyin peşinde. Ya tamam, sakin ol. Ya sen niye bu kadar geliyorsun Sinan ya? Hemen eleştiri oklarını üzerimize yöneltiyorsun. Bütün canım bir anda gitti Arda. O ne öyle? Aradıkları bir şey var ama ne? Sezgin Hoca nasıl oldunuz? Kafanız iyileşti mi tamamen? İyiyim müdürüm. Kafam yerine geldi çok şükür. İyi iyi maşallah, tekrar geçmiş olsun. Şu afişi duyuru panosunu asmanı rica edeceğim senden. Gelecek misafir okulun gösteri atışları için. Ayrıca okul aile birliğini ve çocuklarımızı da konu hakkında bilgilendirelim lütfen. Bir de gelecek misafir okulun en iyi şekilde ağırlanması için güzel bir program yapalım. Tamamdır müdürüm. Siz hiç merak etmeyin. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Her yer okçularla dolacak. Müthiş bir haber bu. Müthişin de ötesinde. Harika bir haber. Sezgin Hocam, biz değer çekecek miyiz? Ha, daha program belli değil. Ama atış için aranızdan belki en iyileri seçip bir programa katabilirim. Daha bilmiyorum yani. Nurgül Hocam bir şey konuşacaktım sizinle. Ya o gün aklım başımda pek değildi. Dinler misiniz beni? Havalara girmeyin Mavi. Gösteri atışına biz çıkacağız. Sezgin Hocanın dediklerini duymadınız mı? Aranızdan en iyileri seçeceğim dedi. E işte bizden bahsediyor. En iyileri diyor. Siz hala bunu anlayamadıysanız anlatmanın bir yolu var. Yarın sizi yeneceğiz. Yenemeyeceksiniz. Yeneceğiz. Hayır. Yenmenize izin vermeyeceğiz. Şuraya yazıyorum. İddiaya var mısın? Varım. Yenilen ne olsun? Arı olsun. Arı kostümü giyip okulda dolaşsın. Arı Mete. Sevdim bu iddiayı. Şimdiden arı gibi çalışmaya başlarsanız iyi olur. Asya, ne yaptın? Neden iddiaya girdin? Özür dilerim Mete. Böyle durumlarda rekabetçi duygularıma engel olamıyorum. İşte dediğim gibi, yani bu toplantı bizim için çok önemli. Yani özellikle bizim de orada olmamız gerekiyor. Yani seni bilmem ama ben bu okçuluk meselesini profesyonel bir düzleme taşımaya hazırım. Yani artık çocuklarımızın sadece velileri olarak değil, menajerleri olarak da görmeliyiz kendimizi. İyi, buluşalım o zaman. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Anne, kolay gelsin. Sağ ol kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya anne, senden bir şey isteyebilir miyim? Dedeme sınavı çözmem lazım da, bana yardım eder misin? Nasıl edeceğim? Yani süre tutup işte gözetmenlik yapacaksın.
E kızım sen kendini gözetleyemiyor musun? Yani öğrenci kendini gözetmelidir. Hem benim işim var. Ne işin var? Metin'in okulunda toplantıya gideceğim. Ama anne, deneme sınavında çıkmış sorular olacak. Ne olur. Ama ben de söz verdim. Yani bir dahakine. Tamam mı anneciğim? Hadi beni tutma, geç kaldım. Hadi, başlayalım itmana. Hazır, çek. Bırak. Kerem, geç bakalım sen. Olsun yarın Mavi'ye yenmemiz lazım. Klip proje devrederken hiç çalışamadık ki. Bence bu iddia işi de hiç iyi olmadı. Ben öyle düşünmüyorum. Bunlar eski formlarında. Rezaletler. Hazır. Ben öyle olmak istemiyorum. Gel. Bal sevmem ki. Bırak. Kerem, o nasıl atış öyle? Şu yayının ayarını doğru yap ya. Asya, geç bakalım. Korkmayın, onlar öyle bir şey yapacağım ki kazanma şansları bile olmayacak. Hadi Asya, hazır. Çek. Bırak. Ay kuzularım benim, kuzularım benim. Doğru mu görüyorum? Annelerimiz mi? Mete, annelerimizin ne işi var burada? Bir dakika, bir dakika. Bilmiyorum. Ay kızım benim, oğlum kızım. Oğlum sen terlemişsindir, dur. Dur, dur. Hayır. Dön, 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 dön. Ya, ya. Ya anne çıkart şunu. Ne? Aa, anne. Ne oldu Mete? Daha maça çıkmadan havlu mu atıyorsun? Yalnız beslenme saati sonra. Şu an yemek arası değil. Ye oğlum ye, kuvvet verir. Attığın oklar hedefe gider. Ne alakası var ya? Bu ne ya böyle? Anaokulu gibi. Dertim. Nasıl bizim kerata? İş yapar mı? Ona göre bak. Dükkana çırak bile almayacağım. Direkt sanayi vereceğim. Bundan sonra hep buradayız biz çocuklar. Hiç merak etmeyin. Ne? Yandık biz. Yandık. Yanlış mıyım ama Ela ya? Hala Mete. Ya üniversite sınavına hazırlanan benim. Ya deli gibi test çözüyorum. Gel başında dur diyorum. Durmuyor. Ben niye çalışıyorum ki? Bırakacağım ben ya. Takma kafana sen de. Hedeflerine yoğunlaş. Üzme kendini. Bilmiyorum. Haftaya Rüya'nın doğum günü var. İstanbul'a gel istersen sen de. Çok bunaldın. Ya çok isterim de bizimkilerden izin alabilir miyim bilmiyorum. Sen de izin almadan gel. Alt üst 2 saatlik yol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biliyorsunuz yarın okul içi turnuva maçı var. Ayrıca önümüzdeki haftada burada misafir bir okulumuz olacak. Hem turnuva maçını hem de gelecek misafirlerimiz için neler yapabiliriz?
Konuşmak istedim. Şimdi şöyle, Ayşe Hanımcığım sağ olsun, saatlerce yer yer tartışmalı, işte böyle bol beyin fırtınalı bir telefon konuşmasının sonunda çok büyük projeler ürettik. Ne onlar Sedef Hanım? Ya merak ettim ya, ne? A planımız şu. Dünya çapında bir okçuluk festivali düzenleyelim diyoruz. 32 millet atlarına binip yaylarını kuşansın. Veliler hedefleri tutsun. Sonra da TRT'yi çağıralım, bizi yayınlasın. Hatta bizi belgesel yapsın. Evet Sedef Hanım. Çok güzel, çok güzel. Lakin maalesef bunların hiçbiri mümkün değil. Çünkü biz bir kasaba okuluyuz. O zaman B planı kermes yapsak ne dersin? Ben dürüst olayım. Bu kadar söylediklerinin alternatifinin kermes olması biraz üzücü. Ama zaten gücümüz de ancak buna yeter. Kermesten kazandığımız parayla da misafir okulunu çok rahat ağırlarız hocam. Çocuklarımızın eksik malzemelerini de tamamlarız. Siz ne dersiniz Sezgin hocam? Bence harika fikir. Ben bir eksik listesi çıkartmıştım zaten sayın müdürüm. İsterseniz bir kontrol edin. Buyurun. Erzakları da ben hallederim. O iş bende. Azimli bakkal iftarla sunar. Hatta biz Azmi ile birlikte kermesi duyurmak için muhtardan yardım bile isteriz. Ya mükemmel olur ya. Güzel. O zaman hazırlıklar başlasın. Ay yaşasın, sonunda hayallerim gerçek oluyor. Çocuklarımızın hayalleri. Mete? Oğlum? Sizin için bir sürü hazırlık yapıyoruz. Oy, korkuyorum. Anne, yapmasınız. Aa, güzel at, tamam mı oğlum? Tam hedeften at. Tamam anne. Kerem, sen git bakkalla ilgilen. Dükkan boş kalmasın. Ama benim bakkal yasam vardı. Hem de haritayı bulup... Atış yapacaktık, atış. İyi madem, çalışın. Ama yarın atışları kaçırırsanız küllahları değişiriz ona göre ha, tamam mı? Anneleriniz sizin için çalışıyor, hiç merak etmeyin siz. Yatılı okula mı geçsek? İlk öğretim bitmez böyle. İşe yarayacağına emin misin? Az kaldı. Dere şurada. Haritadaki taş buralarda oluyor. Kazanmamız gereken bir iddia varken biz niye burada taş arıyoruz ki? Ben arı olmak istemiyorum ki. Aslında tatlı hayvanlar. Kızlardan ne güzel kraliçe arı olur. Bizden arı olsa ancak işçi arı olur. Daha kötü. Yok gördüğün gibi işte bırak. Nasıl olur ya? O kadar hesaplama yaptım. Haritadaki taşın burada olması gerekiyor. Belki harita bozuktur. Harita bozuk değil. En fazla hatalı olabilir Kerem. Koca taş burada olsa görmemiz gerekirdi. Belki de taşlılar önce yok olup gitti. Belki de harita hatalı. Boşa uğraşıyoruz bence arkadaşlar. Bu işten vazgeçmeliyiz. Bununla uğraşacağımızda turnuvaya odaklanmalıyız. Thank you.
Haydi. Muhtar yok. Namaza gitti herhalde. Ya nasıl tanıtım yapacağız biz şimdi? Tüm mahalleye duyurmamız lazım ya. Minareye mi çıksak? Tövbe tövbe. Namaz vakti. E nasıl yapacağız peki? Sen dur, sen dur. Benim aklıma bir fikir geldi. Patates! Patates! Kusura bakma, acil bir durum. Ne yapıyorsun hemşerim? Dikkat, dikkat! Bu bir duyurudur. Hemlendiği kasabası sevdalıları. Yarın sabah kasabamızın Güzide okulunda bir... Ya ne yapıyorsun hemşerim? Patates! Geliri okulumuza başlayacak olan bir kervet düzenlenecektir. Hepinizi bekliyorum. Edinecek gelirle okulumuza bağış yapılacaktır. Ya patates! Patatesçi! Gel abla gel patatesçi! Çocuklarınızın hayalini bir kolada siz koymak istemez misiniz? Bıraksana kardeşim. Sakın gelmesimizi unutmayın. Ya bırak hemşerim ya, Allah Allah. Kilosu 8 liraya patates. 8 liraya patates mi? O araba o patatesinden hiçbir şey almayın. Bu sizi kazıklıyor. Ne? Almayın bundan. Ya ne diyorsun kardeşim? Aa, dur bir tane. Patates. Ben patates değilim. Patates. Yok Nurgül Hanım, yanlış anladınız. Benim kafam patates. Benim kafam patates. Ya bıraksana kardeşim, bırak ya. Al. Kilosu 8 lira patates. Mavi'yi ormanda bir şey ararken gördüm. Ama ne aradıklarını bilmiyorum. Kesin başlarını belaya sokacak türden bir şeydir. Maceraya bayılıyorlar. Hep şu yabaniyle takılmaktan oldular böyle. Derse birazdan başlayacağız. Benim küçük bir işim var. Siz bu sırada hazırlanın, tamam? Tamam hocam. Kaybol buradan. Deşifreler bitti mi? Hepsi bitti. Maalesef taşın bizi götüreceği bir yer yok. Nasıl yok ya? Boşuna mı uğraştık o kadar? Kocaman taş bize bir ipucu veriyor olmalı. İpucu falan yok. Bu bildiğin nişan taşı. Bulunduğu yere sonradan taşınmış bile olabilir. Ocağın yerini bulmak istiyorsak başka bir yol aramalıyız. Adamlarını peşimden Salih'e göndermeseydin şu an başka bir şansımız olurdu. Yabani şimdi de Salih mi oldu? Yakında Salihciğim de olur. Anlamıyorsun. Onun kemankeş ocağının yerini bildiğine eminim. Emin sen nerede? Haftalardır tek kelime alamadın adamdan. Yabani'nin dostluğunu mu bekleyeceğiz? Söylemesi bile garip. Adı üstünde yabani. Kimseyi beklemeyeceğiz. Sakın beni küçümseme. Yanına yaklaşacak kadar güvenini kazandım. Üzerine takip cihazı yerleştireceğim. Berke, akşam sakın bir yere ayrılma. Senin halletmemiz gereken bir iş var. Ormana gitmeyeceğiz değil mi küçük bey? Oldu olacak, siz dövün bari. Sürekli bir yerlere gidiyorum. Dayak yiyorum, şekilden şekile giriyorum. Bu nedir ya?
Hoş geldin. Hoş bulduk. Onlar ne? Size yeni hedefler yaptım. Arkadaşların nerede? Onlar ödevlerini son güne bırakmış. Ben tek geldim. Peki. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sadece hedeflere bak. Konsantre ol. Dersimiz bu. Sadece gözünle değil, yüreğinle görmeni istiyorum. Zihnine güven, çevresel şartları fark et, resmi hatırla. Hileye ihtiyacın yok. Böyle sadece kendini kandırırsın. Unutma, hile oyunu kazandırsa da kaderi değiştirmez. Kaderinde yürürken kaybetmek pahasına hilesiz olanı seç. Çünkü bilesin ki bazı yenilgiler de kazanmak içindir. Şimdi başla. Ustası şafak vakti ormanda yürüyorlardı. Ağaçların arkasına saklanmış gölge savaşçıları pusu kurmuş bekliyordu. Orman çok karanlıktı. Onları göremiyor ancak seslerini duyabiliyorlar. Ustası gelecek tehlikelere karşı sırt sırta vererek güç birliği yaptılar ve gölge savaşçıları yenmenin yolunu buldular. Görmek için göze ihtiyaçları yoktu. Kalbinin sesini dinleyen usta, düşmanı tek tek elbiselerinden ağaca çıktı. Toskopa'nın artık ne yapması gerektiğini biliyordu. Ya Hak! Şimdi tekrar hedefe bak. Ama bu sefer gerçekten bak. Başardım. Attım hocam.
Ama sen atmadın. Allah attı. Nasıl yani? Hayatta pek çok şeyi biz yaptık. Biz başardık zannederiz. Ama aslında yapan şüphesiz Allah'tır. Biz çalışır, üzerimize düşeni yaparız, sonra da dua ederiz. Ama o muhakkak ki her şeyi gördüğü gibi bunu da görür. Ama ne zaman dilerse o zaman olur. O yüzden unutma Mete. Sen attım sanırsın ama aslında o atmıştır. Anladın mı? Anladım hocam. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sağ olun hocam. İyi ki varsınız. Kızım, sessizsin bugün. Bir şey mi oldu yavrum? Yok, bir şey olmadı baba. Peki nasıl gidiyor çalışmalar? İyi, güzel. Test çözmece. Sık dişini bir tanem. Bak, sadece bir sene bu kadar yoğun geçecek. İnşallah üniversiteyi kazandığın zaman rahatlayacaksın, merak etme. Yıkadın mı iyice? Evet, yıkadım anne. Aferin. Bir şey isteyebilir miyim? Tabii hayatım, söyle, nedir? Ya arkadaşım Ela ile konuştum da bizim arkadaşımız Rüya'nın haftaya doğum günü partisi varmış. İstanbul'da. Gidebilir miyim? Olmaz. Sınavların yaklaşıyor. Ders çalışman lazım. Ama anne, okul sınavları var. Ya onlar da benim için çok kolay. Kolayı zoru yok. Sınav sınavdır. Öyle kolay deyip düşük not alırsan ne olacak? Hem okul puanın üniversite sonuçlarını çok etkileyecek. Bir de İstanbul diyor. Hayatta izin vermiyorum. Mete olsa izin verirdiniz ama. Canım, babasının ilk göz ağrısı, bir tanem benim. Bak bakayım buraya. Çok yalnızım baba. Burada kimsem yok. Gel buraya, gel, 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 gel. Seni çok seviyoruz bir tane. Mete için yaptığın fedakarlıkların da farkındayız. Annem Mete hiçbir şey için kızmıyor artık. Ama benim derslerime ne kadar çalışırsam çalışayım hep üstüme geliyor. Annen senin iyiliğini istiyor bir tane. Amacı seni üzmek değil. Hadi sil gözyaşlarını tatlım. Hadi sil. Ayrıca ders programına uygun olursa da İstanbul'a gidersin ha. Ne? Annem ne olacak? Annen çok üzüldü. Sen öyle üzgün sofradan kalktın ya. Gerçekten mi? Ben de gelebilir miyim? Gelebiliriz.
mısın? Kızgın mısın bana? Ben sadece senin iyiliğini istiyorum anne. Gel bakalım. İçeriye girmesem olmaz mı? Nasıl ya? Beni buraya terk mi edeceksin? Yo yo, ben okulu terk etmekten bahsetmiştim. Zaten lise terkim ya, ilk defa okulu bırakmıyorum yani. Olmaz, benimle kalacaksın. Yoksa seni babama söylerim. Tamam, tamam. İçerisi dışarısından daha karanlık. Küçük Bey, beni bekleyin. Aslında korkmakta haklısın. Sen bu okuldaki hayatı biliyor musun? Ne hayaleti Küçük Bey? Ben hayalet mayalet bilmiyorum. Burada yıllar önce vefat eden bir ademe varmış. Çok titizmiş. Ruhu okul kapalıyken bütün koridorları gezer, her bir yerini siler temizlermiş. Karşısına çıkan bütün insanları temizlemek istermiş. Kese yapa yapa ruhlarını bedenlerinden çıkartırmış. Küçük Bey, ben bunu yapmaktan nefret ederim. Belli zaten kokuyorsun. Seni görür görmez temizler. Hakikaten mi kokuyorum? Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Her okçunun yayı kendi eline göre ayarlıdır. Eğer onu bozarsan doğru düzgün isabetli ok atamazsın. Efendi Küçük, hemen bozalım o zaman. Hayalet hademe gelmeden çıkalım buradan. Hemen. Tamam, hadi çıkalım. Hadi. Allah'ım, inşallah hayalete yakalanmayız. Ne yapıyorsun? Yeni bir deney mi? Sormayın arkadaşlar. Annem konuyu çok yanlış anladı. Ben mucit olacak çocuğum. Annem bana evde bozuk ne varsa onları tamir ettiriyor. O elindeki düdüklü tencere değil mi? Aynen öyle. Maalesef annem için paslanmaz çelik teknolojisi uzay teknolojisinden daha büyük bir teknoloji arkadaşlar. Japonlar asteroide robot indirmeyi çözmüş. Ben burada mutfak robotunun dibindeki tortuları çözmekle uğraşıyorum arkadaşlar. Einstein benim yaşımdayken bilim dili Latince'yi sökmüş, ben kahve makinesindeki kireci söküyorum arkadaşlar. Üzülme Burak, yarınki iddiayı kazanınca moralin yerine gelecektir. Kerem'in bu inanmışlığı beni benden alıyor arkadaşlar. Ödevler, sunumlar derken hiç çalışamadık. Bütün okula rezil olacağız. Tüm okul bir yıl boyunca bize arı muamelesi yapacak. Evet, yarın çok zor olacak. Mete, oğlum. Geç oldu. Geç oldu. Hadi artık yat. Tamam. Oh.
gelsin Nazım Efendi. Sağ olun, buyurun. Şurada yazanları verebilecek misin bana? Tabii hemen. Hayırdır? Bunlar ne için böyle? Aa, siz duymadınız mı? Neyi? Bugün okçuluk maçı öncesi okulda kermes yapıyorlar. Herkes Allah ne verdiyse imece usulü bir şeyler yapıyor. Ben de erzak yaptım. Ya çok güzelmiş. Sinan söylemedi bana. Ben de kek börek yaparım. Hatta mercimek köftesi yaparım. Mercimek köftesi? Hı? Mercimek köftesi de tamamdır. Mutlaka gelmelisiniz Mehpare Hanım. Mercimek köftesiz bir kermes düşünemiyorum. Ya malzemeleri aldıktan sonra hemen gidip de hazırlık yapayım. Küçük Bey'e sürpriz olur. Bayılacak. Ben hemen geliyorum. Kimler geliyor? Bal yapmayan arılar. Kazandığımızda onu da yaparlar artık. Şimdi hiç yoktan 4 taneleri kostüm alacağız ya. Gereksiz masraf. 4 değil, 5 tane. Tebrikler. En azından arınızdan biri sayı saymayı biliyor. Vay, arı gibi vızıldıyorlar galiba. Sizi sarı siyah kostümlerle görmek için sabırsızlanıyoruz. O iddiayı kazandığımızda sizi videoya çekip internete koyacağım. Ne oluyor burada ya? Niye güldünüz bu kadar çocuklar? Hadi bakayım sınıflarınıza. Hadi bakayım. Hadi toz bakayım. Koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Yok. İncik boncuk dizdim. Tesbihlerim var değişik. Burada da önlükler, patikler var. Ay hepsi çok güzel. Bunların hepsi satılır. Ay hayatta da beceremeyeceğim şeyler biliyor musun? Aa, nesini beceremeyeceksin? Ben öğretirim sana. Ay, ciddi misin? Çok sevindim. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Ay. Ay kuzucuklarımız geliyor, oğluşlarımız geliyor. Benim kuzum! Kuzularım gelmiş. Eyvah! Anneler! Arkadaşlar bence sınıfa gidelim. Artık çok geç. Keşke şu ders hemen başlasa ya. Sınava bile razıyım şu anda. Neden gitmedin kermese? Bilmem. Canım istemedi. Hem benlik bir şey yok ki o kermeste. O kermes daha çok kardeşim ve okçu çocuklar için. Sen kardeşinden dolayı mı okçuluk öğrenmek istiyorsun? Yo. Neden onun yüzünden olsun ki? Hem onun yapabildiği şeyi ben de yapabilirim. Ablasıyım sonuçta. Ama benim kendi isteğim. Kızgınsın. Güzel. Öfkeni yayına yönlendir. Kızgın değilim. Sadece Mete ormandaki adamla tanıştıktan sonra bizimkiler çok değişti. Salih. Sen tanıyor musun onu? Yani tanımıyorum. Ama Mete'den biliyorum. Ok dersi alıyor ondan. Ok dersi alıyor. Başka bir şey olmadığına emin misin? Eminim. Neden bu kadar merak ediyorsun ki? Hiç. Ok ustası olduğu için. Hadi biz devam edelim. Ayla yabaniyi takip etmek için izleme cihazı kullanacağını söyledi. Nasıl yani? Yabaniyi ikimiz mi takip edeceğiz Nevzat Bey? Evet. Salih'in gittiği yerleri bulduğunda ondan önce harekete geçmeni istiyorum. Ocağın yerini ondan önce bulmadan gelme. Peki efendim. Allah'ım
Ölücüm. Bu son parçamış. Hanımış, hanımış oğlum benim. Aslan oğlum. Babaya sarıl, babaya sarıl. Hoppa. Ya baba. Ne ya baba, yoğurt baba? Anne, gıdıklanıyorum, yapma. Gıdıklanıyorum. Ah, oğlum gönül rahatlığı. Sevmeyecek miyim hiç? Dur bakalım bir. Siz bizden utanıyor musunuz yoksa? Yok, olur mu öyle şey? Ha, iyi. Ben de size bağlı ekmek yaptım. Yani ucuzunuz hiç. Ucuz yutayım, pişip olsun kuzum. Tamam, onu yutayım. Ha, şunlara bak. Sabri, Sedef teyze. Onlar da birazdan bal yapacak. Küçük Bey, bakın sizin için neler yaptım. Tam sevdiğiniz gibi. Mehpare abla, ne işin var senin burada? Sinan, hadi aç ağzını, bak uçak geliyor. Afiyet olsun çocuğum. Gülümseyin, bundan sonra klip yapacağım. Ya! Ne yapıyorsun Asya? İddiayı kaybedersek rezil oluruz. Bittik biz. Yemeklere bak! Kerneşli bayram! Allah'ım dur! Ama dur! Dur Allah aşkına! Dosunum dur!
yapıyorsun sen burada? Ben mi? Avlanıyorum. Yani. Avlanıyorum. Haber ele vere geziyordum. Dur kurban oldum. Ne olursun. Kuş mu? Kermes sizin fikrinizmiş. Ellerinize sağlık vallahi, çok güzel. Teşekkür ederim. Hep birlikte yaptık. Sizin de elinize sağlık. Çok güzel olmuş ya. Durgun Hanım. Yaprak sarması aldım. Paylaşabilirim sizinle. Ha? Teşekkür ederim. Size afiyet olsun. Ya gerçekten çok güzel olmuş. Ha, böyle parmaklarınız gibi incecik sarmışlar. Ben sonra yerim. Afiyet olsun. Sağ olun. Ya ısrar ediyorum ya. Bir tadına bakın. Sezgin Bey, o biraz fazla değil mi? Bir şey olmaz. Ne olacak? Dışarı dördü. Neçet Emre, Neçet Emre. Neçet Emre, Neçet Emre. Affedersiniz. Şurada kalmış. Başlayayım hocam. Buyurun. Evet. Hazırsanız başlayalım müsabakaya. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Mete, Sinan. Geçin bakalım. Sinan. Hadi Sinan. Arkadaşlar, yayımda bir sorun var. Evet, sıra Burak ve Arda'da. Burak, Arda. Geçin bakalım. Hadi Arda. Hadi Burak. Yapacağım. Çek! Atış serbest. İşte
benim yayım olamaz. Yani benim yayım da ayarları bozuk. Biri oynamış sanki. Hile yaptılar. Ben bunu kimin yaptığını çok iyi biliyorum. Yaylarımızın ayarlarını bozdunuz. Hey hey. Ne oluyor ya? Niye geldiniz? Yalan söylüyorlar hocam. İftira atıyorlar. Ya, bir dakika, bir dakika. Olmaz öyle. Hadi geçin yerlerinize. Mavi aralar. Kaybedeceğinizi anlayınca yalan söylüyorsunuz tabii. Biz yalan söylemeyiz. Yalan ve hile sizin işiniz. Aynen öyle. Biz sizin gibi değiliz. Siz yalan söylüyorsunuz. Siz hile yaptınız. Ne diyorsun? Yavrum. Çıkışa gel. Çıkışa gel. Çocuklar. Ayıp değil mi? Ya böyle güzel bir günü tartışarak, kavga ederek mi geçireceksiniz? Velileriniz iki gündür sizin için uğraşıyorlar. Ya ama hocam yaylarımızın ayarını bozmuşlar, olmaz ki. Ne yapmak lazım Sezgin Hoca? Vallahi Sayın Müdürüm, şimdi turnuvadan önce kontrol etmeleri gerekiyordu. Müsabakada başladığına göre artık bizim yapacak bir şeyimiz yok. Çocuklar, bu sizin sorumluluğunuzdaydı ve daha dikkatli olmanız gerekiyordu. O yüzden bu şekilde devam edeceksiniz. Ama size bir şey söyleyebilirim. İnanmak da başarmanın yarısıdır, tamam mı? Buyurun. Hadi, geçin yerlerinize. Geçin, devam ediyoruz. Hadi. Ne işin var senin burada? Avlanıyorum. Takip ediyorsun sen. Hem o elindeki de ne? Ne takibi? Zaten ayıran şoktu. Bütün dengem bozuldu. Lütfen bu şoförlük affedeyim ya. Arkadaşlar, standart sapmaları hesapladım. Doğru atışı yapabilmemiz için atışınız ne kadar sağ nispette sola hedef almalısınız. Sola gidiyorsa sağ hedef almalısınız. İkinci atışta sapma payını bulacaksınız. Evet, sıradakiler. Devam ediyoruz. Asya, Merve. Hadi Asya, yapacağına inanıyoruz. Hadi. Evet, olsun. Hadi. Hazır. Asya, buranın dediklerini dinle. Çek! Atış serbest! Tamam! Çek, çak! Çak! Evet! Güzel! Kerem, Can, geçin bakalım. Hazır. Ya hadi, hadi. Hadi. Çek. Hadi Kerem. Hadi. Atış serbest. Hadi Kerem. Bu aferin. İşte bu. Çak, çak. Adam. Evet, sırada Elif, Merve. Hadi Elif, hadi yapalım. Geç bakalım. Sana inanırız. Atış serbest. Evet.
yapacağız. Bravo. Tamam, hadi geçin yerinize. Çabuk çabuk. Burak, Arda. Geç bakalım hadi. Hadi Burak. Hadi Burak, yapabilirsin. Hadi Burak, yapacağına inanıyoruz. Hadi. Hadi, hadi Arda, hadi, hadi. Hazır. Hadi Arda. Çek. Atış serbest. Ya. Aferin oğluma. Benim oğlum, benim oğlum. Bravo Burak. Evet. Son olarak Mete ve Sinan. Geç bakalım. Hadi Mete. Hadi Mete. Hadi Mete. Yapacaksın. Tamam. Hazır. Karayeli puan sıralamasında yakaladı. Artık bizden önde değilsiniz. Hani sana güvenecektik Sinan? Hani bizi yenemeyeceklerdi? Üstüme gelme Merve. Senin atarım bana vız gelir. Şunlara bakın. Şimdi arı gibi vızıldamaya başladılar. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Şahmat o zaman. Baba hile yapıyorsun, at L'ye gider. Niyemiş ya, at dediğin böyle bildiğin dümdüz tıkıdık 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 gider işte. Ya tamam baba, yapma. Tamam tamam. Ne oldu bakalım bugün okulda? Niye tartıştınız Sinanlarla? Ya turnuva öncesi herkes gergin oluyor. Bence normal. Hile çok kötü bir şey değil mi? İnsan haksızlığa uğrayınca çok üzülüyor. Evet baba, sen de az önce hile yaptın. Hayır, ben sana konuyu açmak için şaka yaptım. Ama gerçekte bu konu hiç şakaya gelmez. Hile yapan insanlar sadece kendilerini kandırırlar. Gelecekteki kazanma şanslarını yok ederler. Bu yüzden sen ol. Ne kadar sinirlensen, ne kadar üzülsen, ne kadar ama haksızlık bu desen de her zaman doğru yolu seç ve kendine güven ol. Merak etme baba. Bu arada şahmat. Vay kerata, ne ara sen? Sen babanı nasıl yenersin? Geliyor robot kol. Toz koparan, toz koparan. Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Yok. Ne gülüyorsunuz ya? Çok mu komik? Komik tabii. Arı ama gerçek. Antenler de müthiş olmuş. Bütün kanallar çekiyor mu bari? Doğru konuşuyor.
Aman aman arkadaşlar. Arılara pek laf yetiştirmeyelim. Malum laf falan sokarlar. İstedikleri kadar soksunlar. Yoğurt süreniz. Yürü be Kerem. Kim tutar seni? Kerem de senin sayende bize güldü. Aferin Sinan. Arkadaşlar ben yanlış mı duyuyorum? Arı mı vızıldıyor ne? Çok küçükler de göremiyorum. Görürsün görürsün. Sonradan görürsün. Arkadaşlar artık şarkımıza geçelim mi? Evet. Bir, iki, üç. Arı vız vız vız. 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 Hey çocuk sana bu şarkım dön bak sözlerime. Yönünü bilmeyen ok gitmez hedefe. Yo geliyorlar dikkatli bak. Kendine güvenen şu ekibe. Göreceksin mavi ay doğacak gökyüzüne. Toz koparan toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Toz koparan toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Yo. Yemi geldim kaç kez attım. Emin adımlarla gitmek için ilerim. Bokçuluk bize miras ve alım teri. Yo hedefi vuracaksın ve duracaksın. Sen şımarırsan yumuracaksın. Tevakeşim, ruh eşim, kardeşim. Hilal etrafında birleşim. Toz koparan, toz koparan.